Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda bilim, teknoloji ve toplum ünitesinin teknolojik ürünler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Günlük hayatımızda kullandığımız teknolojik ürünler sayesinde pek çok zor işi rahatlıkla yapabiliyoruz. Örneğin taşıtlara binerek seyahat edebilir, telefon kullanarak uzaktaki biriyle konuşabilir, kirlenen çamaşırları yorulmadan çamaşır makinesinde yıkayabiliriz. Bilgisayar ya da tablet kullanarak ödevlerimizi yapabilir, oyunlar oynayabilir, buzdolabında yiyeceklerimizi uzun süre bozulmadan saklayabiliriz. Evde, okulda ve birçok yerde kullandığımız, artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan bu teknolojik ürünleri kullanım alanlarına göre sınıflandıralım. Beslenmede kullandığımız teknolojik ürünlerle başlayalım. Buzdolabı, beslenmemizde önemli yer tutan teknolojik bir üründür. Hemen hemen herkesin evinde olan buzdolabı beslenme için neden önemli acaba çocuklar? Biz buzdolabında et ve süt ürünlerini, yemeklerimizi, sebzelerimizi, meyvelerimizi saklarız. Eğer buzdolabımız olmasaydı gıdalarımız ne olurdu? Aferin size. Kısa sürede bozulurdu. Buzdolabından başka fırın ve ocak da beslenmede kullandığımız teknolojik ürünlerdendir. Ocağımızda yemekleri pişirir, çay demler, fırınımızda da çeşitli yemekler, kekler, kurabiyeler yaparız. Acaba temizlik alanında hangi teknolojik ürünleri kullanıyoruz? Bir bakalım. Temizlikte kullanılan başlıca teknolojik ürünler elektrik süpürgesi, çamaşır ve bulaşık makineleridir. Elektrik süpürgesi sayesinde evimizi tozlardan arındırabiliriz. Yani evimizi güzel bir şekilde temizleyebiliriz. Çamaşır makinesiyle peki ne yapıyoruz? Tabii ki kirlenen giysilerimizi yorulmadan yıkıyoruz. Bulaşık makinesiyle de mutfağımızda kullandığımız birçok yemek araç gerecini temizliyoruz. Sevgili çocuklar, bulaşıkları makinede yıkadığımızda elle yıkamaya göre daha az su harcarız. Yani bulaşık makinesi su tasarrufu sağlamış olur. Müzik seti, radyo, televizyon ve bilgisayar da eğlenme ve bilgi edinmede kullandığımız teknolojik ürünlerdendir. Sırada haberleşmede teknoloji var. Haberleşme deyince akıllara gelen ilk teknolojik ürün tabii ki telefondur çocuklar. Neredeyse herkesin artık bir cep telefonu var. Ayrıca birçok evde ve iş yerinde sabit telefonlar da kullanılmaktadır. Bu teknolojik araçları kullanarak uzaktaki insanlarla rahatça konuşup onlara mesajlar gönderebiliyoruz. Ayrıca artık akıllı telefonlar sayesinde bankacılık işlemlerimizi yapabiliyor ve faturalarımızı da ödüyoruz. Peki cep telefonu kullanımı bu saydıklarımızla mı sınırlı? Hayır, bu saydıklarımızdan başka cep telefonuyla birçok işlemi yapabiliyoruz. Günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri de ulaşım teknolojisi. Bu teknolojinin ürünü olan taşıtlarla uzun yolları kısa sürede aşıp gideceğimiz yere ulaşırız. Ayrıca tonlarca ağırlıktaki yükleri çabuk ve kolay bir şekilde bir yerden başka bir yere taşırız. Sıra geldi sağlıkta kullandığımız teknolojiye. Elbette sağlık alanında da teknolojik ürünlerden yararlanırız. Günümüzde hastalıklar teknolojik ürünler yardımıyla teşhis ve tedavi edilebilmektedir. Sağlıkla ilgili teknolojik ürünlerin başında hastalıkların tedavisinde artık küçükten büyüğe herkesin kullandığı ilaçlar geliyor. Hastalıkların teşhisinde stetoskop, tansiyon aleti, endoskop kamera, röntgen, tomografi, ultrason, MR ve benzeri cihazlardan yararlanılır. Burada bir MR cihazı görüyoruz. Ve son olarak eğitimde teknolojiye bir göz atalım. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde de elbette teknolojik ürünlerden yararlanılır. Bilgisayarlar, etkileşimli tahtalar, projeksiyon aletleri, fotokopi makineleri, yazıcılar, ses cihazları bu ürünlerden bazılarıdır. Evet sevgili çocuklar, böylece teknolojik ürünler videomuzun sonuna geldik. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.